Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle saksı boyayacağız. Bir tane çiçeğim vardı, o çiçeğimin saksısını değiştireceğim, büyüteceğim saksısını. Böyle şeffaf bir saksı almıştım. Baktım çok düz duruyor. Ne yapabilirim, ne yapabilirim dedim. Dekopaj yapayım buna dedim. Şöyle papatyalı güzel, içine çiçek dikeceğim için güzel çiçekli papatyalı bir peçetem var. Bununla peçete dekopajı yapacağım. Öncelikle parlak yüzey astarımız var. Yüzeyi böyle malzemelerde yüzeyin tutunması için parlak yüzey astarını bir kat sürüyoruz. Bir yarım saat durduktan sonra da saksımı beyaz yapmayı düşünüyorum. Beyaz boyamızla boyayacağız. Nedir bu? Art Deco'nun bir beyaz boyası. Dekobaj tutkalımı gerekiyor dekobajı yapabilmemiz için. Bunun için de bunu kullanıyorum. Kadensin. Son olarak da verniğimizi atıyoruz. Tamam oluyor. Bu da alt saksının şeyi. Şu burada küçük bir bilgi geçelim. Bu alttaki çoğu kişi biliyordur ama bilmeyenler için ben tekrar edeyim. Bunları çıkartmak biliyorsunuz oldukça zor. Altta izi falan kalabiliyor. Bunun için ne yapıyoruz? Bunu bir ocağımızı yaktıktan sonra üzerine böyle tutuyoruz. 3-4 saniye. Sonra çıkarınca hemen çıkıyor. Eğer malzemeniz ateşe dayanıklı bir malzeme değilse saç kuma makinesi tutarak da bunu yapabiliyorsunuz. Bu da kısa bir bilgi olsun size. Evet, ben boyamamı gerçekleştireceğim. Evet, şimdi boyamamızı gerçekleştireceğiz. Tabii önce parlak yüzey astarımızı atacağız. Benim şöyle evde bulduğunuz her şeyi değerlendirmeyi öğreniyorsunuz. Mesela bu bir yumurta kabı. Böyle göz göz olduğu için ben buraları boyaları karıyorum. Boya yapıyorum buradan. Çok güzel oluyor. Kullanışlı oluyor. Aklınızda bulunsun. Evet, yüzey astarımızı alıyoruz. Birazcık kabımıza daha sonra bir fırça yardımı ile bunu komple yüzeye yedireceğiz. Bu yaptığımız boyanın yüzeye daha iyi tutunmasını sağlıyor. Özellikle parlak, vernikli yüzeylerde mesela zımparaya yapmak istemiyorsunuz eğer. Bu yüzey tutucuyu kullandığınızda boyanın daha iyi tutunmasını sağlıyor. Evet, yarım saat kurumaya bırakıyoruz. Daha sonra da alt kabını boyuyoruz. Alt kabın da dışını boyuyorum. Çünkü çiçeği suladığınızda gerçi vernik sürüleceği için herhangi bir etkilenme olmayacaktır ama dışını boyadığınızda içine su bile gelse içiniz daha rahat edecektir. Evet. İşlemimiz tamam. Yarım saat beklemeye alacağız. Yarım saat sonra da boyama işlemimizi ne yaptık şimdi? Astarımızı atmıştık. Astarımızı attıktan sonra bir kat beyaz boyamızı kurudu. Bir kat beyaz boyamızı attık. Daha sonra o astar beyaz boyamızı kuruduktan sonra yine bir beyaz boyayla saksımızı boyadık. Altında maviye boyadım. Şöyle koyulduğunda şöyle farklı dursun diye. Beyaz beyaz olunca güzel durmaz. Galiba maviyi ben çok seviyorum. Şimdi neyini yapacağız?
demiştik. Evet, peçetemizi şu şekilde istediğimiz gibi kestik. Şöyle göstereyim. Ve bunu burada bu şekilde uygulayacağız. İstediğiniz şekli keyfinize göre, kendi beğeninize göre seçebilirsiniz. Böyle dekopaj tutkalımızdan alıyoruz biraz. Şimdi bunu bu şekilde şöyle göstereyim. Bu şekilde tutuyoruz ve uygulamamızı ortadan dışarıya doğru yapıyoruz ki herhangi bir hava kabarcığı kalmasın veya bir kırışıklık kalmasın diye. Şu şekilde ortadan dışarıya doğru uygulamamızı gerçekleştireceğiz. Evet, biraz tutkalımızı aldık. Ortadan dışarıya doğru hemen yapışıyor zaten. Ortadan dışarıya doğru. Bakın. Şu şekilde yapıştırma işlemimizi gerçekleştirdik. Şimdi üzerine bir kat daha dekopaj tutkalı süreceğiz. İyice tutması için. Ve kuruduktan sonra da vernikleyeceğiz. Ve içine çiçeğimizi dikeceğiz. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz sonra. İzledikten sonra kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenebilirsiniz veya sormak istediğiniz herhangi bir şey var ise yorum yapabilirsiniz.